Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz eşyalar bölümü, harmoni kitabı ikinci ünite. Şimdi dersimiz arkadaşlar, harmoni kitabının sayfa 18. sayfasında çokluk ekleri var. Çokluk ekleri. Çokluk eki arkadaşlar, yani nesneleri, varlıkları, çokluklarını bildirir. Yani ne kadar olduklarını bildirir. Mesela bir kitap ya da bir silgi, bir kalem, bir televizyon bunlar tek. Çokluk eki ise arkadaşlar Türkçe'de lar ve ler ekleridir. Lar ve lekler ekleridir. Mesela bir kitap var. Bir kitap var. Tamam. Ama birden çok birden çok birden fazla sayı olarak çok fazla olan eşyalar, varlıklar, herhangi bir şey. Mesela kitap, örneğin kitap, kitaplar, silgi, silgiler, Kalem, kalemler, televizyon, televizyonlar. Peki nasıl yapılıyor? Nasıllar? eki, çokluk eki kelimeye geliyor. ler eki kelimeye geliyor. Türkçe harmoni, harmoni bir dil. Harmoni dil yani müzikal bir dil. O yüzden eğer kelimenin son harfi a, ı, o, u biterse lar eki geliyor. E, i, ö, ü biterse ler eki geliyor. Burada var. Bakıyoruz. Kitap. Sadece bir kitap var. Teklik yani tek çok bakıyoruz kaç kitap var? 1 2 3 4 5 kitap var. Ve bir kitap yok. 5 kitap var. O zaman çoğul eki yani çokluk eki lar ve ler ekini kullanıyoruz. Peki kitap son sesli harf hangi harfle bitti? A harfiyle bitti. O yüzden lar eki geliyor. Kitap, kitaplar. Resme bakıyoruz. Silgi. Bir silgimiz var. Ama diğer resimde 5 silgimiz var. Ve çok. Yani çok silgiler var. Çok silgimiz var. O yüzden lar ler ekini kullanıyoruz. Silgi, silgiler. Burada örnekler var. Şimdi beraber yapıyoruz. Sandalye. Bu kelimeyi öğrendik. Ünite başında beraber bu kelimeyi öğrendik. Sandalye. Sandalyede kaç sesli harf var? Bir, iki, üç sesli harf var. Bizim için en önemli şey, en önemli şey son sesli harf. Son sesli harf hangi harfle bitti? Bakıyoruz. Son sesli harf ince. İnce sesli harfle bitti. O zaman ler eki geliyor. Masa. Bakıyoruz son sesli harf, son sesli harf a. İki sesli harfimiz var ama bizim için önemli olan son sesli harf. Son sesli harf A ile bitmiş. O zaman lar mı, ler mi? Tabii ki lar eki geliyor. Masalar. Bakın bir masa yani adet az ama çok fazlaysa, birden fazlaysa masa masalar. Öğretmen Son sesli harf ne? Tabii ki ince sesli harf ve lar eki geliyor. Öğretmenler. Sözlük. Son sesli harf ne? Ü. Lar ler ekinden hangisi gelecek? Tabii ki ler eki geliyor. Çünkü ü harfi ince sesli harf. Sözlükler. Elma. Son sesli harf ne? A tabii ki elmalar. Kuş. Son harf zaten bir sesli harf var. Bakıyoruz U harfiyle bitmiş. Lar ekini alıyor. Kuşlar. Öğrenci son sesli harf i. Öğrenciler. Soru son sesli harf ne? U ve lar ekini alıyor sorular. Sandalyeler, masalar öğretmenler, sözlükler, elmalar, kuşlar, öğrenciler ve sorular. Bu şekilde. Kitabın 18. sayfasında e, bir resme bakıp ve bu resimde gördüğümüz eşyaları yani tek sadece bir tane çok yani birden fazla mı? Ona göre işaretlememiz lazım. Burada kelimeler var. Cüzdan, anahtar, kitap, gazete, gözlük, koltuk, kamera, kalem, televizyon, defter, şapka, çiçek. Yani cüzdan varsa bakalım şimdi arkadaşlar. Önce önce resmi bakıyoruz. Resme bakıyoruz. Resimde neler var arkadaşlar? Resimde cüzdan var. Bir cüzdan mı var ya da birden fazla yani çok cüzdan mı var? Anahtar. Bakıyoruz. Bir anahtar mı var ya da birden fazla yani çok anahtar mı var? Kitap. Bir kitap mı var yoksa çok kitap mı var? Gazete. Bir gazete mi var yoksa çok gazete mi var? Gözlük. Bir gözlük mü var yoksa çok gözlük mü var? Kanepe. Bir kanepe mi var yoksa çok kanepe mi var? Kamera. Bir kamera mı var yoksa çok kamera mı var? Kalem. Bir kalem mi var yoksa çok kalem mi var? Televizyon. Bir televizyon mu var yoksa çok televizyon mu var? Defter. Bir defter mi var yoksa çok defter mi var? Şapka. Bir şapka mı var yoksa çok şapka mı var? Çiçek. Bir çiçek mi var yoksa çok çiçek mi var? Evet arkadaşlar, resme bakıyoruz ve resimde neler var? Yani sonra beraber ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Yani bir cüzdan mı var yoksa çok cüzdan mı var? Bir anahtar mı var yoksa çok anahtar mı var? Bir kitap mı var yoksa çok kitap mı var? Bir gazete mi var yoksa çok gazete mi var? Bir gözlük mü var yoksa çok gözlük mü var? Bir koltuk mu var? Yoksa çok koltuk mu var? Bir kamera mı var? Yoksa çok kamera mı var? Bir kalem mi var? Yoksa çok kalem mi var? Bir televizyon mu var? Yoksa çok televizyon mu var? Bir defter mi var? Yoksa çok defter mi var? Bir şapka mı var? Yoksa birden çok çok şapka mı var? Bir çiçek mi var yoksa birden fazla çok çiçek mi var? Buna bakıyoruz örneklendirmede. Evet arkadaşlar mesela masanın üzerinde yani bir cüzdan var. Evet cüzdanlar yok. Peki ikinci anahtar yok. Anahtarlar var. Yani çok anahtar var. Çok anahtarla çok anahtar var. Bu yüzden anahtarlar var. Kitaplar var. Resimde resme bakıp ve resimdeki eşyaları buna göre işaretliyoruz. Kitap, kitap yok arkadaşlar. Resimde kitaplar var. Çok kitap var. Gazete var. Evet, bir gazete var. Sonra gözlükler var. Çok gözlükler var resimde. Sonra koltuklar var. Kamera var. Sadece bir kamera var. Evet. Sonra kalemler var. Evet. Çok kalemler var. Televizyon. Evet. Bir televizyon var. Bir televizyon var. Defterler. Evet arkadaşlar. Defterler var. Çok defter var. Şapkalar var. Evet. İki şapka var. İki şapka var. Evet. Ve çiçek var. Sadece bir çiçek var resimde. Sadece bir çiçek var. Şapkalar var. Koltuklar var. Defterler var. Cüzdan var. Kalemler var. Kamera var. Televizyon var. Kitaplar var. Gözlükler var. Gazete var.